Vay be canım. Hiç gülecek yok değil mi? Gülme zaten abiciğim. Gülünecek şey mi bu? O Başak var ya, bu düğün meselesinden sonra benimle çok uğraştı abi. Ahımı aldı benim ahımı. Ulan Tolga, ulan Tolga. Sanki o düğün meselesinde marifet yapmışsın gibi bir de konuşmuyor musun? Deli ediyorsun insanı ha. Abi bak, bu düğün meselesi çok büyük. Değil mi? Nesi büyütüldü abicim? Hı? Nesi büyütüldü? Ya başka birine yapsan senin yüzüne bakmazdı. Ama bak Pelin de kızlar da seninle muhabbetini kesmedi. Ne güzel işte. Bak 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 sen. Ağızlara bak. Ulan sanki karşında o çakma şef konuşuyor be. Helal olsun Hakan ha. Haydi. Öyle tabii. Sen alıştır onlarla böyle partiler, martiler. Oh! Helal olsun sana vallahi be. Helal. Ya bırak ya. Tamam abi tamam. Ben hemen geliyorum, siz merak etmeyin. Tamam. Abi ben de geleyim ya. Hem Pelin'i götürürüm ha. Yok abi yok. Sen şimdi gelme. Ya zaten kızların da kafası yemiş. Sinan da orada. Adam benden rica etti. Ulan var ya, sen bu heriflerin harbiden uydusu oldun Hakan'a. Harbiden. Ya ne alakası var kardeşim? Allah Allah. Ben tatsızlık çıkmasın diye uğraşıyorum. Tamam. Ne diyeyim yani? Git. Git kardeşim. Sana yeni kankalarınla mutluluklar dilerim. Bir trip atmayan sen kalmıştın. Sen de trip at Tolga. Ne haber abi? Ya kusura bakmayın, Bengüsü'ye bakmaları için komşulardan rica ettim. O yüzden geç kaldım. Abi yok, ben kusura, asıl sen kusura bakma. Yani gecenin bir vakti seni de buraya kadar yorduk ama. Yani durumu görüyorsun. Bir de üzerine laf dinlemiyorlar. Abi zaten seninki sonradan gitti. İlk başlarda iyiydi. Neyse şöyle yapalım. Biz dördümüz gidelim. Sinan da Pelin'i alsın. Heh. Tamam abi. Ya zaten ben benimkine şaşırmadım. O koklasa yetiyor. Simay. Hadi hayatım. Simay. Senede üç kere sık kavga etsek, sen her defasında çıksan, gelsen. Kimdi o kadınlar dans ettiğin ya? Bak Bengüsü'yü komşulara bıraktım. Gel yolda anlatacağım ben sana hayatım. Hadi gel. Bir dakika. Gel. Gel. Ya hani yüz vermiyorduk ki bunlara? Hani gitmiyorduk? Ya kızlar hemen de sattınız. Pelin. Hadi gidelim artık biz de. İnsanlar kapattı, bizim çıkmamızı bekliyor. Bizi mi bekliyorlar? Evet, bizi bekliyorlar. Ya yok, gitmeyelim. Zaten şey, saate baksana daha çok. Oho, erken daha canım, yani nereye gidiyoruz? Ben Başak'ı ilk defa uyurken görüyorum, biliyor musun? Bunlar uyumuyorlar abiciğim. Bunlar resmen sızdılar. Tipleri kes ya. Manyak Başak, manyak. Manyak. Oho, sen onu gündüz görecektin. Ya onu affetmen için müşterileri rehin mi almıyordu? İntihar mı etmiyordu? Bir kamyon laf. Yemin ediyorum zor tuttuk ha. Ya ben seninle nasıl başa çıkacağım ya? Prens! Prens Bülent! Muhafızlar! Su! Ay ben de yeter oldum su. Doktor! Hakan doktor! Allah'ım yarabbim ya, şuna bak ya, bu kadar mı güzel? Ya bu kadar mı güzel? Al koy karşına seyret ya ya. Tamam Başak, tamam. Allah'ım ben çok kötü şeyler yaptım. Ben çok kötü şeyler yaptım. Sen çok kötüsün. Sen beni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Ben yanına geleceğim senin böyle. Sen bunu böyle kiti kiti yapacaksın. Başka? Ne olur bir kere öpüşelim. Bir kere öpüşsek ne olur ya. Bak benim gördüğüm kadarıyla şu anda biz Simoşların evindeyiz. Yani burada Serkan yok, restoranda değiliz. Ne olur bir, ya ne oluyor? Annen mi kızıyor? Ya evlenmeden olmaz mı? Utanıyor mu? Ne oluyor? Ya hadi, hadi öp. Hadi kırma şu kızı be abim. Hadi. Tabii kırma enişte, bir kere öp ya, bir kere ya. Konuş kardeşim. Yanımın. Yakarım geceleri, öper misin? Ben size bunları yarın teker teker hatırlatmazsam bana da Hakan demesinler. Hatırlat. Hatırlat, hatırlatamadığını ben şey yapacağım, dur.
Ağzım şey oluyor. Ben size bir soda limon yapayım mı alınacak böyle? Ben çok üzüldüm biliyor musun? Çok ağladım. Ben böyle peçetelerce ağladım. Çok çok kötü oldum. Ya bak sen beni bir kere affetsen. Bir kere affetsen ben var ya bir şey deneyeceğim. Çok iyi bir insan olmayı deneyeceğim. Çok iyi bir sevgili olmayı deneyeceğim. Ne oluyor affettin mi? Başak. Hadi sen şimdi yat bunu yarın bir daha konuşalım. Sen kimsin? Hele hele sen nasıl sarhoşmuş gibi davran. Affettin mi? Tamam affettim. Affettin mi? Affettim. Gerçekten affettim. Gerçekten affettim. Çık. Ben aşağı affettim. Beni affet. Nasıl çok kötü ben. Bir şey oldu. Saat 12 oldu. Niye buraya sıkıştınız ki? İçeride koskocaman yatak var. Bengüsü kızım valla bağırma ya kafamın içinde çınlıyor. Anneyle teyze dün gece biraz zıbıttılar kızım. O ne demek baba? Sabah sabah çok konuşan çocukları cadılar yiyor demek. Çok uyuzsun. Sen de öyle. Gel kızım gel. Biz mutfakta da konuşuruz. Gel hadi gel. Ay. Çok çirkinim şu anda. Çok... Ayıl Başak. Ayıl Başak. Ayıl. Benim. Bir şey yap. Hayır. Tamam bakma. Sakın bana bakma. Bana bakma lütfen. Ay bana bakmanı istemiyorum. Çünkü eğer bak seni tanık yazarlarsa ben çirkinlikten idama mahkum edilebilirim. Ne olur bakma. Böyle de çok tatlı olmuşsun be. Öyle intihara meyilli kadın yazarlar gibi. Ya. Tamam. Ben dün gece neler sabukladım anlat hadi. Ha yok öyle bir şey olmadı ya. O kadar mı kötü ne olurdun anlat lütfen anlat. Tamam anlatamıyorsan birden ona kadar derecelendir lütfen. Bir en az 10 en çok. Gerçekten bir şey olmadı. Rakamlarla geldi. 5, 6, 7. Tamam lütfen anlat. Her şeyi bana olduğu gibi anlat. Duymak istiyorum. Çünkü eğer anlatmazsan böyle en ürkünç, en kötü şeyleri yaptığımı düşüneceğim. Buna inanacağım. Lütfen, lütfen. Bak canıma kıymamı istemiyorsan ne olur anlat. Gerçekten bilmek istiyor musun? Evet, hazırım. Dün gece bütün cehennemi ayaklarımın altına serdim. Hayır. Anlatma, duymak istemiyorum. Bilmeyeceğim. Ya ben seni hiç bu kadar tatlı görmedim. Şimdi tatlı demek değişik vurgularla ruh hastası demek olabiliyor. Normal olsan daha mı iyiydi? Şeytan kulağına kurşun. Sen beni affettin mi? Affettim. Peki o zaman bir kere öpebilir gerçekten çok sevindim barışmanıza. Sizde durum ne? Ay kızım ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Her şey parça parça, her şey flu. Aa. Uf. Ama içimdeki hissi soruyorsan iyi gibi. Umutluyum yani. Zaten restorana gidiyorum şimdi. Orada anlayacağız bakalım. Müjdeli haberlerini bekliyorum Pelin'cim. Öptüm. Öptüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.